Selamlar herkese. Hançer ben. Yeni ve şahane bir serüvenle karşınızdayım arkadaşlar. Timberborn yıllardır oynamak istediğim bir şehir inşaat ve koloni simülasyonu oyunu arkadaşlar. Kunduzlarımızla beraber devasa bir şehir kuracağız, suyu manipüle edeceğiz, tarım yapacağız, sanayi kuracağız ve daha neler neler. Bir süredir Early Access'teydi oyun, halen öyle ama bir sürü update geldi. Ben de sonunda bir seri çekmeye karar verdim açıkçası. Kanala yeniyseniz abone olmayı düşünebilirsiniz ve takipçimseniz de videoyu beğeneceğinizi ve serinin ilk bölümü olduğu için bir destek yorumu yapacağınızı biliyorum. Haydi New Game'den maceraya atlayalım. İki tane grup var gördüğüm kadarıyla ama birinci grubu biraz oynamanız gerekiyor ikincisini açabilmek için. O yüzden ilk grupla gideceğim. Bunlar tarım yapıyorlarmış, doğayı seviyorlarmış vesaire vesaire. Bu arada oyuna çok hakim değilim arkadaşlar. Yıllar önce birazcık oynamıştım. O yüzden sizlerle beraber ben de yavaş yavaş keşfedeceğim. Haritalardan da ilk 3 harita başlangıç için ideal diyor. Yani yeniyseniz oyuna bu 3 haritadan birini seçebilirsiniz. Şelaleli bir tane var. Şöyle kocaman ovalar var. Bir de göller bölgesi var. Ben bunu seçeceğim arkadaşlar. Çok tatlı duruyor. Haydi maceraya atlayalım. Normal bence yeterli olacak. Easy yapmaya gerek yok. Hard'da da muhtemelen game over olurum arkadaşlar. Çok enteresan mekanikleri var çünkü bu oyunun. Normal şehir kurma oyunlarına kıyasla suyu manipüle etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve seller basabiliyor, kuraklık gelebiliyor. O yüzden yemeğin ötesinde, mutluluğun ötesinde en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi suyu yönlendirmek olacak. Hançerya olsun şehrimizin ismi. Ve kunduzlarımızla haritaya atıldık. Şöyle nispeten büyük bir harita bizleri bekliyor. Etrafta sular var. İnsanlardan kalma kalıntılar var. Ve bir de ne olduğunu bilmediğim şöyle pis gözüken bir su var. Muhtemelen buna dikkat etmemiz gerekecek umarım bize doğru. Akmaya başlamaz arkadaşlar. Serüvenimiz boyunca bu haritaya yayılacağız ve şahane bir şehir inşa etmeye çalışacağız. Ben 1-2 saat oynadım seriyi çekmeye başlamadan önce. O yüzden en azından temelleri biliyorum. Güzel bir başlangıç yapabileceğiz. Gördüğünüz gibi su hayat arkadaşlar bu oyunda. Suyun geçtiği, temiz suyun geçtiği yerlerde tarım yapabileceğiz. Her yer yeşil yeşil. Ama su olmayan bölgelerde kuraklık var. O yüzden buralara sanayi kuracağız ve suyu yönlendirmeye çalışacağız. Yeni nehirler kuracağız, barajlar kuracağız. Kunduzlardan beklenen şeyleri yapacağız arkadaşlar. Ekibimiz çalışmaya hazır. Birazcık menüyü inceleyelim. Serüvene atlamadan önce. Sol üstte kaynaklarımızı görüyorsunuz. Bilim puanımız yok. Materyalimiz yok. Malzememiz yok. Birazcık yemeğimiz var arkadaşlar. Böğürtlen var 130 tane. Tahtamız yok ve suyumuz yok. Yemek, su, tahta bunlar en temel kaynaklarımız olacak. Ve bunlara dikkat etmezsek kolonimizin sonu gelecek arkadaşlar. Onun dışında 8 yetişkin 4 çocuk var sol üstte. 12 kişi evsiz. Ve 2 kişi çalışıyor, 6'sı işsiz. Çalışanlar galiba burada merkezde çalışıyor. Burası bizim merkez binamız. Bütün işleri buradan yöneteceğiz. Ve 2 tane işçi var şu anda. Onlar amelilik yapacaklar diye hatırlıyorum. Ufak tefek tutorial'lar var. Bunları takip ederek ilerleyeceğiz. En önemli kaynaklarımızdan bir tanesi elbette tahta. Ve tahtaları toplamaları için bir adet lokasyon koyacağız şuraya. Hatta 2 tane bile koyabilirim. Ve bunları yavaştan inşa etmeye başlayacaklar. Bunların ötesinde yol çekerek de başlayabiliriz arkadaşlar oyuna. Şuraya doğru bir yol attım. Şöyle bir yol attım. Ve 3 tane çalışan diyelim. Bunlar yavaş yavaş bu tahta toplama kamplarını inşa etmeye başlayacaklar. Hatta belki birkaç tane daha koyabilirim oyunun başında. Bu arada ağaçları kesmeleri için bir emir daha vereceğim. Ne kadar kessinler? Şurayı kesebilirler komple. Ağaçlar galiba yavaş yavaş tekrardan büyüyor. Ve buradan odunları keserek depolamaya başlayacaklar. Burada da biraz ağaç var. Aslında oraya da yönelmek istiyorum. Şöyle bir yol çekelim. Ve 1-2 tane de toplama kampını
Belki sonra buraya koyabiliriz, duruma göre. Ve çalışmaya başladı kunduzlarımız, çalışkan kunduzlarımız. Yolla bağlamamı istiyor, bağladım. Bunlar dediğim gibi yavaş yavaş buradan tahta toplamaya başlayacaklar. Hatta kesmeye başlamışlar bile. Harikasınız. Tabii herhangi bir araç gereç kullanmıyorlar. Dişleri fazlasıyla yeterli. Ve sol üstte gördüğünüz gibi ufak tefek tahtalarımız var artık. Şimdi bir tane su pompası yapmamı istiyor ki önemli kaynakların bir diğeri arkadaşlar su pompası. Ne yapalım? Şuraya koyalım. Ve yavaştan su çekmemizi sağlayacak bu denizden. Deniz değil aslında nehir. Deniz yok burada. Şöyle bunu da ana caddemize bağladım. Kaç tane tahta gerekiyor? 12 tane tahta gerekiyor. Yavaş yavaş onları getirebilirler. Ben aslında bir tane daha şey koymak istiyorum buraya. Hatta iki tane daha. Oduncu toplama yeri koymak istiyorum. Çünkü bir sürü işsizimiz var ve tahta aşırı önemli olacak. 4'te 4 yaptık. Ve işçilerimiz su pompasını yapmaya başladı bile. Su mekanikleri arkadaşlar o kadar enteresan ki muhtemelen çözmem epey bir vakit alacak. Suyun yüksekliği var, hızı var. Böyle şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Barajlar kuracağız. Su kirlenebiliyor. Şelaleler yapabiliyorsunuz. Daha neler neler. O yüzden yavaş yavaş ben de öğrene öğrene ilerleyeceğim. Eğer tavsiyeleriniz varsa muhtemelen bu oyunu çok iyi bilen takipçilerim var. Lütfen onları da yorumlarda paylaşın. Böylece ben de oynarken öğreneyim. Onun dışında sağ üstte gidecek olursak arkadaşlar, döngüler var. Tam ne demek bilmiyorum bunlar. Kuraklık döngüleri oluyor galiba. Verimli döngüler oluyor vesaire. Hava fena değil. İşte oyunu hızlandırabiliyorsunuz ve çalışma sürelerini arttırabiliyorsunuz. Şu anda 16 saat çalışsınlar. Bence yeterince yüksek. Bunu 24'e kadar çalıştırabiliyorsunuz ama galiba mutsuz oluyorlar birazcık öyle şeyler yaptığınızda. Bakalım biraz hızlandırabiliriz. Kütükler gelmeye devam ediyor. Bunları da yaptık ama kesme bölgesi işaretlemediğimiz için böyle kafaları karıştı. O yüzden bir tane daha yukarıya. Kesme bölgesi işaretliyorum arkadaşlar. Şunları da kesebilirsiniz. Böylelikle bir sürü kütük toplamaya başlayacağız. Bunların hepsinde birer kişi çalışıyor. 4 kişi. Oduncu yaptık bile. İsmi neymiş? Nasıl okunuyor bu? Nusbom. Nusubom. Kunare. Minyonlar gibi konuşuyorlar üstlerine tıkladığınızda. Her neyse ilk günümüz bitiyor gibi. Ve su pompamız da neredeyse hazır. İki tane daha kütük gerekiyor sadece. Akşam çalışmıyorlar galiba. Şu anda iş saatlerinin dışına çıktık, o yüzden takılıyorlar. Galiba takılmaları için şöyle kamp ateşi vesaire koyabiliyorduk. Merkeze bir tane koyalım arkadaşlar şuraya. Bir kamp ateşi. Kolay mı bunu inşa etmek? Birazcık vakit alıyormuş. Yani açıkçası çok aciliyeti yok, o yüzden pause yaptım. Sırf tasarım açısından koydum. Mutluluklarını da elbette yükseltmemiz gerekecek. Ama önce suya odaklanalım. Çok mutsuz olacaklarını zannetmiyorum oyunun başında. Şöyle merkez yapacağım buraya. O yüzden ufak birkaç şey koydum. Ve su pompamız neredeyse hazır. Elinize sağlık. Burada da biri çalışacak arkadaşlar. Şu anda neden kimse yok? Birkaç kişiyi buradan kovabilirim. Evet, su pompasından buradan su çekecek. Şu anda kuraklık olmadığı için ufak tefek suyumuz var. O yüzden su depolayabileceğiz. Onun dışında toplayıcılar için bir tane daha bayrak koymamı istiyor. Buraya koyabiliriz. Sadece Beri var, değil mi haritada? Aynen. Şimdilik şuraya koyacağım. İleride yerini değiştirebiliriz. Bu arkadaşlar yemek toplamamızı sağlayacak ufak tefek. Ve buranın sadece 15 deposu var. Yemek yiyorlar elbette kunduzlarımız bir yandan da. Su içiyorlar. Bunları düzenli olarak bulundurmamız gerekecek. Güzel. Burada da bir kişi çalışıyor. Sanırım bir tane yeter şimdilik. Buradan böğürtlenleri toplayacaklar. Bir sonraki hedefimiz de tarım yapmamı istiyor. Depo yapmamı istemedi. Peki bana uyar. Birkaç tane. Bir tane tarım yeri yapacağız. Bir sürü şey ekebiliyorsunuz.
Ama ben havuçla başlayacağım muhtemelen. Elbette yeşil yerlere ekebiliyorsunuz ve her binanın belirli bir bölgesi var. Ama şuraya koymak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Belki buraya koyabilirim tarlamızı. Ve şuraları bir havuç şeyine çeviririm, bahçesine. Ya da böyle koyabilirim. Düşüneceğim. İleride muhtemelen yeniden tasarlarız arkadaşlar. Katla çıkabiliyorsunuz bu oyunda, o yüzden birçok şeyi muhtemelen yeniden tasarlayacağım. Şimdilik buraya koyuyorum tarlamızı. Ve bu bittiğinde süper bir sürü odun toplamışız. Ufak tefek tarıma başlayabileceğiz. Çünkü bu böğürtlenler yeterli olmayacak galiba. 12 günde bir büyüyorlarmış ve 3 hasat veriyorlarmış. Çok mu az mı? Hiçbir fikrim yok. Ama her zaman daha çok olabilir, değil mi? İki inşaatçı yeterli mi? 3 inşaatçıya çıkarıyorum arkadaşlar. Şunlardan var mı insan? Var. Var. 3 çocuğumuz, 9 yetişkinimiz var şu anda. İşsiz yok. Bu da bitti sayılır ve ikinci günümüzün de yavaştan sonuna geldik. Suyumuz anca yetiyor. Ama çok da susadıklarını zannetmiyorum. Tabii evleri olmadığı için yerde uyuyorlar şu anda. Evet, evsizlikten -3 mutsuzluk geliyor. Halledeceğiz ama. Acelesi yok. Tutorial zaten iyi yönlendiriyor bizi. Tarlamız geldi arkadaşlar. Havuç ekmemi istiyor. Neler var ekebileceğimiz? Havuç var diye hatırlıyorum. Patates var diye hatırlıyorum. Ayçiçeğimiz var. Bir de buğday var. Genel olarak. Havuçla başlayalım ve şu alanları değerlendirelim ufak tefek. 100'lük bir ekim yapmamı istiyor. Kaç oldu? 72. 81. 90. Ve şuralara yapabiliyor muyuz emin değilim o yüzden. 100. 10'a 10'luk yaptım yanılmıyorsam. Güzel, simetrik oldu. Bakalım. Biraz daha yol yapmak istiyor muyum? Olabilir. Şöyle bir şey yapabiliriz. Buraya da depo falan koyarız. Zaten o görev de geldi arkadaşlar. Şimdi depo yapmamı istiyor. Öncelikle tahtalar vesaire o tarz şeyler için bir depo lazım. Merkeze koyabiliriz. Fena olmaz. Merkezi bir depomuz olur böylelikle. Her yere gidebilen. Ya da buraya koyabiliriz. Şurası fena değil arkadaşlar. Merkezi bir depomuz olsun şimdilik. Ve 3 tane de su depolamak için tank yapmamı istiyor. Ben 3 değil 4 tane yapacağım. Hatta 104 tane yapacağım. Çünkü su sıkıntılı. Suyum bitsin istemiyorum. Buradan suyu çıkarıyorlar arkadaşlar. O yüzden buraya yakın yapma taraftarıyım. Çok uzaklaştırmayacağım. Ama biraz da nefes alma yeri bırakmak istiyorum. O yüzden 1, 2, 3, 4 tane yapıyorum ben. Buradan hızlıca depolasınlar. Belki biraz daha yakına bile koyabilirim. Ama çok da dert olacağını zannetmiyorum. Güzel. Kütüklerimiz ne alemde? Ufak tefek kütüğümüz var. İlk depomuzu yaptık. Galiba sadece bir şey depolayabiliyoruz ve odunları seçmemi istedi. Böylelikle kuzeyden gelenler ve güneyden gelenler merkezi bir yerde odunlarımızı biriktirebileceğiz. Ve bir gün daha bitti. Sonra şey depolarını yapacağız. Yemek yani idare ediyor. Kütükler gayet iyi. 40 tane kütüğüm mü var? Ama bunlar dolmuş bile. Bunları kovuyorum arkadaşlar. Ya da kovamıyorum. Önceliğini düşürebilirim. Böylelikle başka şeylere odaklanabilirler. Yeterince kütüğüm var gibi. Şimdi bunları inşa edelim. Ondan sonra muhtemelen ev yap diyecek. Ben ev işine de giriyorum o yüzden. Nerede olduğunu bulabilirsem. Housing burada.
Onu da buraya yapabiliriz arkadaşlar. Sanayimi, mahallelerimi ufak tefek buraya kurmak istiyorum. İleride bunlara kat çıkacağız. Ama çok büyük bir aciliyeti yok şu anda. Hops, öyle değil. F tuşuna basarsanız kapısının yönünü değiştiriyor. Baya güzel bir detay. Evet, bence böyle daha güzel duruyorlar. İkiye buraya attım. İki ev de buraya attım. Nispeten simetrik. Birazdan onları da yaparız. Burada da suyu seçmeniz gerekiyor. Başka opsiyonlar var mı ki? Var. Antidot. Yakıtlar yapabiliyorsunuz. Şurup koyabiliyorsunuz. Bir sürü şey var. Hepsini de şimdilik su depolayalım. Çünkü kuraklığın ne zaman geleceğini bilemeyiz. Burada çalışan arkadaş su pompalıyor. Gördüğünüz gibi bunun deposu doluyor gibi. Ama artık buraya taşıyacak. Böylelikle bir sürü su depolayabileceğiz. Susayanlar da gelip buradan içiyor. 10 numara. Bunu da bitirirlerse ki inşaatı bitiyor. Bunların tanesine 30 depolayabiliyoruz. Üç tane daha kütük kereste lazım. Şuna öncelik vereyim mi? Şöyle gidip evleri yapmasınlar. Ve bitti gibi arkadaşlar. Ama muhtemelen paydo seçecekler yavaştan derken ve halen taşıyorlar. Ve bir günün daha sonuna geldik. Depoda biri çalışıyor mu? Çalışmıyor. Acaba kim gelip buraya getiriyor? Detayları öğreneceğiz yavaş yavaş. Lojistik çünkü bu tarz oyunlardaki en önemli faktörlerden bir tanesi. Mesela depoda kimse çalışmıyorsa kim getiriyor oraya koyuyor? Şu anda bilmiyorum. Kahvemden bir yudum aldım. Devam. Depoları da yaptık. Ve orta boy depo yapmamı istiyor. Burada sadece burada neler taşınıyor? Ham maddeler arkadaşlar. Metaller, kalas, tahta. Aynen. Diğer depoda ise daha fazla şey toplayabileceğiz galiba. Orta boy depo yapmamı istiyor iki tane oyun. Şöyle. Bunları da nispeten merkezi bir yere koyabiliriz. Ama buraya tarım yap, burada tarım yaparım diye hayal ediyorum açıkçası. Buraya sıkıştırmak da istemiyorum. Belki şurası fena olmaz. İki tane sığdıramam, değil mi? Ya da böyle yapayım bir tane. Bir tane böyle yapayım. Aynen, ufak bir depo bölgesi yaparız burayı. Çünkü nispeten merkezi, değil mi? Köprü yapıp buraya geçeceğiz. Biraz kuzeye gideceğiz. Solda sanayi. Aynen, bütün depoların şu ortada olması bence işimize gelebilir. Şu anda 84, 87 tane şey var. Yemek yetecek mi acaba? Neyse, tutorial'a güveniyorum arkadaşlar, yeter diye düşünüyorum. Oyunda bir de kat çıkabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar yükseltebileceğiz bunları. Her şeyi zemin katında yapmamıza gerek yok. Ama yavaş yavaş bakarız onlara. Şu anda çok fazla inşaat koydum. Biraz kafaları yandı muhtemelen. Bakalım inşaatçılarımız nerede? Binaya tıklayınca mavi gösteriyorlar onları. Kaçmış olabilirler. Bu arada şeyleri ektik arkadaşlar. 3 kişi burada çalışıyormuş. İkisini kovayım. %34'ü büyüdü. Anladığım kadarıyla ektikten sonra boş oturuyorlar. Sezonluk işçi bunlar. Böyle keyif yapıyor. Şimdi tıklamasam üstüne umurumda değil hayat. Bunlar da şu anda keyif yapıyor. Çünkü tahta bitmiş. Tahta bitmiş, şimdi gördüm. Bunları da kovuyorum. Ya da pause yapıyorum en azından. Böylelikle herkes işçilik yapabilecek ve yeni binalar koyabileceğiz. Bunlardan birini aktive edebilirim belki. Ama aynen. Tahta sıkıntısı yaşıyormuşuz. Yukarıdakileri şey yapsınlar, halletsinler. Ve öncelik olarak da bu ikisini işaretleyeceğim. Umarım tahtalar
tamamen bitmez. O birazcık üzücü olabilir. Evleri pahalılıyorum arkadaşlar. Bunları şu anda inşa etmesinler. Çünkü sanırım evlerden önce ağaç dikmemiz gerekecek. Olabilir. Neyse, en azından havuçlarımız yavaş yavaş büyümeye başladı. Ve bir günü daha bitirdik. Evet, tahta sol üstte kalmamış. Bunlar toplar diye düşünüyorum şimdi. Bu arada önceliğini düşürmeyelim bunların. Normal öncelikle kalsınlar. Yemek fena gitmiyor galiba. Bir tane daha mı yapsam? Ama havuçları toplayacağız değil mi? %50 büyüdüler bile havuçlarımız. Oradan güzel bir hasat alacağımızı düşünüyorum. Bu arada öyle bir su içiyoruz ki depoları dolduramadık bile hiçbir şekilde. Su depolarımızı tüketiyorlar. İlk depomuz geldi. Burada ne yapmamı istiyor? Bir tanesine havuç, ha yemekleri de koyabiliyoruz. Okey, o zaman güzel yere yapmışız. Çünkü tarla hemen burada. Bir tanesine berileri koymamı istiyor. Muhtemelen yol çekmem gerekecek bu arada. Diğerine ise havuçları koymamı istiyor. Evet. Şimdilik şöyle yapalım. Şurayı bir depo merkezi yaparız. Ya da sanayiyi de buraya kurabiliriz. Sanayi değil de elektrikle çalışan şeyler. Çünkü sudan elektrik çekeceğiz diye hatırlıyorum. Çok güzel. Birinci depomuz geldi. Şimdi ikinci depomuz geliyor. Halen yeterince ağaç var gibi hissediyorum. O zaman bunun manası nedir? Kütükleri depoya koyamıyoruz galiba. Yok. İşlenmiş şeyleri koyuyor ya da yemekleri koyuyor arkadaşlar. Ham şeyleri burada depolayacağız. Ki o zaman sanayiyi buraya koyarsak yani fena olmadı. Çok uzak olmadı. Şuraya sanayi yapacağız sol tarafa. Ağaçlar büyüyor yavaş yavaş. Ama vakit alacak onların büyümesi. Şimdi ikinci depomuz nasıl gidiyor? Hazır arkadaşlar bu da. Bir iki çekiç darbesinin ardından ikinci depomuz da gelecek ve orada havuçları toplayacağız. Bu arada bu %100 olduğunda bana haber verecek mi acaba? Üstünde umarım bir sembol çıkar çünkü kimseyi, ya da bir kişi çalışıyormuş şu anda, güya çalışıyor. Güzel. Aslında burada da ağaçlar var. Yani birazcık uzakta kalıyor ama bence bir kesme emri daha verebilirim. Gerekirse onları da kesebilirler. Bunların alanı yani bir kısmına yetişiyor. O yüzden sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Güzel. Depom geldi arkadaşlar. Bu görevi de bitirdik. Bir mucit yapmamı istiyor ve araştırma puanları gelecek. Bunun yeri çok önemli değil sanırım. Sanırım. O yüzden şuralara koyabiliriz. Aynen. Çok önemli değil. Buradan araştırma puanı gelecek ve yeni binaları açabileceğiz. Gördüğünüz gibi bir sürü bina kilitli. Üstünde kırmızı kilitler var. İşte büyük evlerden tutun su şeylerine, barajlara, o kadar çok bina var ki. Bunların hepsini yavaş yavaş araştırma yaparak açacağız gibi geliyor. Bu arada tahtalara çok yakın olduğu için bunu kolay inşa edeceğiz galiba. Ve sonunda biraz su depolamaya da başladık gibi gözüküyor. Geldi bile. Burada bir kişi çalışıyor. İçinde çalıştıkça galiba şey üretiyor bilim adamımız. Evet, üstündeki şey de dönüyor. Ve yavaş yavaş saatte galiba bir bilim puanı gelecek. Bakalım çok mu az mı? Yeni şeyleri açacağız. Şimdi 6 tane ev yapmamı istiyor. O yüzden bunları aktive edebilirim. Tanesinde kaç kişi yaşıyor acaba? Şu anda popülasyonumuz 12. 6 biraz çok değil mi? Sen bilirsin. 4 tane yeter gibi hissetmiştim ama. Şimdi binalarımızı da yapabiliriz. 3 kişi yaşıyormuş arkadaşlar. Şöyle bir mahalle yapabiliriz. Aynen. Ya da kapılarını diğer tarafa koymak istiyorum. Binaları kopyalayabiliyor muyum? Öyle bir tuş yok galiba. Okey, aşağıdan seçmem lazım. Şunları da pause edeceğim şimdilik.
şu ikisini. O kadar eve gerek yok. Çünkü galiba ev olunca popülasyon da çok hızlı artıyor. Ama ilk mahallemizi yaptık diyelim. Yolu şöyle uzatabilirim. Hiç fena gitmiyoruz arkadaşlar. Bilim puanları akıyor. Nerede görebiliyoruz ekranda? Burada. Sol üstte 4 oldu gördüğünüz gibi. Mutlulukları ne alemde? Onu da buradan görüyoruz. Açlıkları yok, susuzlukları yok, uykuları iyi durumda ama yuvaları yok şu anda. O da birazdan gelecek gibi hissediyorum. Hatta ilk evimiz düştü bile. İşte bu. 3 kişi burada yaşıyor. 20 yaşında mı? Kunduzlar ne kadar yaşıyor acaba? Merak ettim. Bunların çocuğu mu? Enteresan. Hiçbir fikrim yok. Kunduz demografisine çok girmeyeceğiz arkadaşlar bu seride. Ve fena değil ki evimiz geldi. Işıkları yanıyor gördüğünüz gibi. Işığı nasıl yakıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Nereden buluyorlar? Kafa sallayıp geçiyoruz. Bu arada berileri bitirdik. Havuç hasadını almam lazım. Artık yemeğim bitiyor. %96 olmuş. Kaç tane işsizim var şu anda? 2 işsiz var. Bunu fulluyorum o yüzden. Ve her an hasada başlayabiliriz. Havuçları görecek miyim böyle? Ya da bir şey yazacak mı acaba? Yes. Okey. Anlaşılıyormuş. İşte bu. Onları alıp buradaki depolara koyacaklar. Havuç deposu bu. Ya da kendi deposuna koyacak. O da olur. 50 tane ha burası alıyormuş. Buradan tarladan acaba depoya kim taşıyor? Çünkü şeyimiz yok. Belki de ileride kuracağız bilmiyorum. Taşıyıcı diye bir şeyim yok. Buradakiler inşaatçı olarak geçiyor. Worker diye geçiyor. Belki bunlar da taşıyordur. Olabilir. Görürüz. Evlerimiz gelmeye başladı. Burada neredeyse odun kalmadı. Sıkıntılı bir durum. 6 tane ev çok fazla. Gerçekten. Ve havuçların hasadını alıyoruz. Bu arada burada da ağaçlar birikmeye başladı. Ben kimi kovsam? Kimseyi kovmak istemiyorum. Devam edelim. Popülasyon artar belki. Çocuk yaparlar şimdi evlerde boş yer açılırsa. 44 yaşında mı? O kadar... İnternetten bakacağım gerçekten bu bölümden sonra. Ne kadar yaşıyorlar merak ettim kunuzlar. 44 biraz abartılı geldi. Biraz çok geldi açıkçası. Şimdi havuçları... Koliyle mi topluyorlar buna? Toplayamamışlar. Ama 3 kişiler. Daha da fazla insan koyamam. Çalışma saatlerini belki arttırabilirim birazcık daha. Ama hasadı alsalar sevinirdim. Çünkü bir daha ekebiliyorlar mı? Bir daha büyüyor bir saniye. Hoppa bir şey oldu. Çok mutlu oldular arkadaşlar. Hedeflerimize ilerliyormuşuz. Havuçtan mutlu oldular. Ve evleri olduğu için mutlu oldular. Böyle köyümüzün ortalama mutluluk seviyesi var. Onu yükseltirsek diğer ırk açılıyor. Vesaire vesaire. Sol altta da olayları görebiliyorsunuz. Çocuklar büyümüş. Ve 12 tane yetişkinimiz olmuş şu anda. İşsizimiz yok. Havucu komple topluyorlar. Sonra bir daha ekiyor. Peki. Okey, güzel bir mekanik. Burada da öncelik seçebiliyorsunuz. Öncelik ekmek üzerine. Mantıklı bana uyar. Yemek biraz toparladı gibi. Böğürtlenler büyüyor mu? Galiba büyüyorlar. Evet, tek bir ev kaldı arkadaşlar. Onun için de kütükler gelmeye başladı. Bundan sonra muhtemelen tutorial'ı oynadım çünkü biraz. Ağaçları ekmeye başlayacağız. Su neden birikmiyor hiç? Kuraklık geldiği anda çünkü canımız yanabilir. Ve depoda da kolilerle böğürtlen ve... Havuçları topluyoruz gibi. Haydi maksimumuzda gidelim. Bu da geldi. Ve boş yerler var. Galiba çocuk yapmaya başlayacaklar yakında. Bir sonraki hedefimiz sudan enerji çekmek.
Evet. Buralarda birazcık kafam karışabilir arkadaşlar. Su mekanikleri çok enteresan çünkü oynarken çözeceğim büyük ölçüde. Suyun içine yapıyorsunuz bunu. Suyun akış hızına bağlı olarak enerji getiriyor diyebiliyorum. Ve öyle bir yere koymalıyım ki elektrik ileteceğiz ve sanayi şeyleri koyacağız yanına ufak tefek. O yüzden yanında boşluk olsun istiyorum biraz. Şuraya koyarsam mesela böğürtlenleri mahvetmem gerekecek. Ha, böğürtlenler ne kadar önemli bilmiyorum. Buraya koyarsam ağaçlar sıkıntılı olacak. Galiba şuraya koyacağım şimdilik. Evet. Ve buradan elektrikle binalar yapacağız. İşte tahtayı işleyeceğiz vesaire vesaire. Bu arada çocuk yapan yok halen. Güzel, ağaçlar da kendiliğinden büyüyor. Şuradan bir kişiyi çıkardım. Bir kişi boşta kaldı. Tarlaya yetişemiyorlar bile. Demek ki düzenli avuç alacağız kuraklık gelmedikçe. Onun yerine buraya bir kişi koydum. Tahta toplasın. Çok güzel başladı bile. Çok çalışkınız arkadaşlar. 50 tane kütük gerekiyor buraya. Bir tane daha inşaatçıyı kovuyorum ve şunu da aktive ediyorum. Tahta toplamaya odaklansınlar. Güzel, yarıladık bile. Sular da çok iyi gidiyor bu arada. Güzel su biriktiriyorum. O kadar çok su stoklayacağım ki bu seri boyunca. Aklınız duracak. Köprü yapabiliyor muyum şu anda? Neyse, tutorial'a bırakıyorum. Köprü. Bilmiyorum açıkçası. Kapalıymış. 53 puanım var. Merdiven için 70 gerekiyor. Platform için 100 gerekiyor. Köprü için 400. Yani 2 bilim yeri bile kurabiliriz arkadaşlar aslında. Daha hızlı açmak açısından. Bakalım. Bakalım. 2 depomuz neredeyse doldu. Şunu yapsınlar. Ağa çekelim. Sonra kamp ateşini yapabilirim. Çünkü odunun bitecek diye biraz geriliyorum. Hatta odunun bitti bile. Şunları biraz daha öteye taşıyabiliriz. Ya bunları keserler. Bunları keserler. Okey, kesiyorlar. Burayı ağaç kesme bölgesi yapacağım. Kuzey ile güneyi. Yani biraz tereddütteyim. Belki de tarım yeri yapmalıyım. Daha mantıklı olabilir tarım yeri yapmak. Nasıl gidiyor? Bitti. Böylelikle yel değirmeni geldi. Dediğim gibi suyun akış hızına göre enerji üretiyor. 233 horsepower. Türkçesine at gücü mü? Beygir gücü üretiyor. Ve 3 tane çocuğumuz oldu. Süper, süper. Çocuk yapmaya başladılar bile. Bir sonraki hedefimiz kereste işlemek. Bunu da elektrikle yapabiliyorsunuz. Elektrik buradan gelecek. Nasıl yapsak? Bunlar birazcık önemli. Şöyle öyle yapamazsın. F. Hah. Böyle galiba yapabilirim. O yüzden deniyorum arkadaşlar. Yan yana bağlı olunca çünkü elektrik aktarabiliyor diye biliyorum. Aynı şekilde böyle kablolar çekerek de yapabiliyorsunuz bu işi. Ama sanırım şu anda kabloya ihtiyaç yok şey olduğu için. Böyle koyduğum için. Yan yana bağlanacak diye düşünüyorum. Bunun için 15 kereste gerekiyor. Haydi bakalım. Halen ağaç ekmedik. Deli gibi havuç birikti bu arada. Depoyu dolduruyoruz. Wow. Deli gibi havuç birikmiş. Çok iyi. Çok iyi. Beklediğimden iyi gidiyoruz şu anda. Ve burada ürettiğim keresteleri de buradaki depolarda saklayacağız. Daha doğrusu saklayamayacağız. Çünkü kereste için ayrı bir tane yapmam gerekiyor galiba. Bakalım, göreceğiz, takılsınlar akşam.
Artık en azından evleri var, sokakta uyumuyorlar. Üç tane daha çocuk gelmiş, 6 çocuğumuz var. Popülasyonda muhtemelen çok dikkat etmek gerekiyor artışına. Yani 12'den 18'e çıktık bir anda. %50 arttı popülasyonumuz, az değil. Sen yol istiyorsun değil mi? Şöyle bir yol yapalım. Çok tatlı. Ve burada tahtadan kereste üreteceğiz. İşçi yok diyor yeterince. Peki bir tanesini kovalım. Geldi mi? Geldi. Şimdi bir yerden kütükleri almalı bu. Ki buraya yığabileceğiz umarım ileride. Ve burada işleyip nereye koyacak hiçbir fikrim yok. Kendi deposunda barındırabilir şimdilik. Heh, sonunda ağaç ekim olayı başlıyor. 60 research puanı ile açabiliyorum. Bende 77 tane birikmiş. Hemen açtım. Ve ağaç ekmemi sağlayacak. Yani kuzeye de yapabiliriz, güneye de yapabiliriz. Güneyi tarla da yapabiliriz açıkçası. Kuzey yapacağım gibi arkadaşlar. Şöyle bir bölgeye koyarsam her yere ekebileceğiz. Aynen. Bir tane yol çekelim. Çekemiyorum bu ağacı. Ne yapacağız? Ha, kesiyor. Kesmiyor. Ağacı nasıl yok edeceğim? %92. Birazdan büyüyecek muhtemelen. 93. Onu kesebileceğiz böylelikle. Ve böylelikle plank bekliyoruz. Plank üretmek vakit alacak. Güzel. Depolamaya başladılar kütük. Fena değil. Sanayi bölgesi sol taraf olacağı için burada da ufak tefek elektrikli şeyler olacak. Bence merkezi depo sistemimiz çok tatlı oldu. Buraya birkaç kat daha çıkarız. Birkaç depo daha atarız. Ve oldu gibi. Bu da %95 olmuş. Şunu kesersek çok sevineceğim. Onun dışında şunların birini kapayabilirim. Çünkü orada tahta kalmadı. Tahta bizi kitlemesin. Su birikmiyor bu arada. Yani anca yetiyor. Bir tane daha pompa mı yapsam? Bilemedim. Çünkü kuraklık gibi olaylar başlayacak pek yakında. Sıkıntıya sokabilir bizi. Hem tarlalarımızı etkileyecek hem su pompalarını etkileyecek. Şunu kesiverin. İşte bu anında geldi. İsmi ne senin? Seji. Şahanesin. Kesti. Ve yolu birleştirebildik. Burada çalışan şimdi ağa çekecek. Ben mi işaretliyordum galiba? Tarım sekmesinde pine. Bu abartılı mı bilmiyorum ama ektim gitti arkadaşlar. Abarttım mı bilmiyorum. Ama ekeceğim. Evet. Belki daha fazla yapmalıyım. Belki yeterli. Zaman gösterecek bunu. Başka bir şey daha mı eksem? Pine arkadaşlar 12 günde 2 tahta veriyor. 12 günde büyüyor. 9 günde 1 tahta veriyor. 12 günde 2 tahtayı tercih ederim açıkçası. Bu arada blueberry ekebiliyoruz. Şunları ekebiliyoruz. Blueberry değil mi bunlar? Blueberry. Ama böyle... Ulan üstüne mi ekiyoruz? Neyse. Bakarım. 24 günde büyüyor. 4 ağaç veriyor. 28 günde büyüyor. 9'a 1. Bilmem. 1-2 kombinasyon yapabiliriz bence. Ne kaybederiz değil mi? Şimdilik böyle spamlıyorum arkadaşlar ağaçları. Buradaki arkadaş umarım yetişebilecek.
Daha çekmeye. Ve aşağıdakileri kapıyorum. O da bitti. Bol şans diyor. Kendi kendine yetersin artık diyor. Çok teşekkürler. Tutorial bittiyse. Şu kampı da yapalım arkadaşlar. Ve yavaştan veda edelim derken kuraklık geliyor. 3 gün mü sürecek? Ne yapacağım hiç fikrim yok. Haydi bunu da yapalım. Bunu atlatalım. Etkilerini görelim. 3 gün dayanabilecek miyiz? Bir tane daha su pompası yapsam mı? Şöyle. Ama çok geç kaldık muhtemelen. Geldi mi kuraklık? Şurada ufak tefek görebiliyorsun. Yaklaşıyor diyor. 3 gün içerisinde yaklaşacak. Okey, bize birazcık süre tanıyor gibi. Bence yemek konusunda sıkıntı olmayacak. Saçma sapan yemeğim oldu. Suyu da biraz abanalım. Şuradaki pompa sayesinde. Güzel. Biraz daha yapalım mı depo? Her zaman evet olacak bu sorunun cevabı. Depo. Sadece küçük tank yapabiliyorum. Büyük için teknolojim şu anda yetmiyor arkadaşlar. O yüzden biraz daha koyuyorum buraya tank. Öncelik vermeme. Ha, şeyi yapmışlar kamp. Burada arkadaşlar takılıyorlar. Mutlu oluyorlar galiba. Herhangi bir gideri yok sanırım bunun. Tankler birikmeye başladı. Hatta deposu doldu bunun. Kovabilirim şimdilik. Evet. 2.3 günümüz kaldı. Popülasyonu arttırmayayım şimdi. Kuraklık geliyor diye. Ve açıkçası beni yönlendirmeyecek oyun şu noktadan sonra. Ne yapmam gerekiyor, ne etmem gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Ben bir tane daha inventory yapmak istiyorum buraya. Boşta çünkü biri var. Bunu değerlendirmek istiyorum. Araştırma puanları ne kadar hızlı gelirse o kadar iyi gibi bir his var içimde. Belki biraz daha tarla yapabiliriz. Şurayı tarlaya çevireceğim. Tahtaları yukarıdan toplayacağım onun yerine. Ne ekebiliriz? Ki kuraklıktan önce ekmek saçma olacak bence. Hadi binalarımızı inceleyelim. Evimiz var, suyumuz var, farklı şeyler ekebiliriz. Açıkçası hiçbir şey açılmamış şu anda. Kafama göre teknolojiyle açı açı ilerleyeceğim gibi. Bunları mutlu eden şeyler var. Çatıya teras koymamı istiyormuş. Bu ne ya? Çok iyi. Ama buna merdiven çekmem gerekecek galiba. Sosyallik falan filan. Şu anda önceliğimiz değil açıkçası ama güzel duruyor. Bakarız. Bu ne? Kırılan dişlerini tamir ediyorlarmış. Bu da enteresan. Şöyle iki tane koyayım mı? Biraz daha mutlu olsunlar. Bunlar ne alemde? Evet. Tahtamız şu anda pek yetişmiyor. Çünkü büyümesi gerekiyor tahtaların. Şunu aktive edebilirim. Kesinlikle tahta sıkıntısı var. Şunu taşıyabilirim belki. Parçaladım arkadaşlar. İçindeki tahtalar gidemez çünkü içinde tahta yok şu anda. Ve iki tane şey koyacağım bölge. O bölgelerde de biraz daha yukarı koyacağım. Şuradaki tahtaları toplayabilsinler. Onları pas geçtik gibi hissediyorum. Evet. Toplama şeylerini buraya koymam biraz daha mantıklı. Şunlara da ulaşamıyorlar ama sıkıntı değil bence. Ağaçlarımız yavaş yavaş büyümeye başlayacak. 6'ya çıktı. Okey, ne kadar mutlular. Kamp ateşinden de bonus almaya başladılar. Ne kadar güzel. Şunlara öncelik veriyorum. Birer kişi çalıştırıyoruz. Şimdi
Güzel. Bunları toplarlarsa bence yeterli olacak şimdilik. Ağaçları da ekmeye devam ediyoruz. Su deposuna bence su depolayın. Ve kuraklığa 0,6 gün kaldı. Yemeğim çok iyi gidiyor gibi hissediyorum. Yani oranları hesaplamak biraz zor ama 300 oldu. Su da umarım kuracak arkadaşlar. Kuraklığımızı aşacağız. Yani. Bakalım. Yaşlılıktan ölenler oluyor bu arada. Yapacak bir şey yok şu aşamada. Ellerimiz doldu. Kuraklığı atlatalım. Sonra evleri açarım. Şu anda çok acelesi yok. Nüfusu yardırarak büyütmek istemiyorum açıkçası. Geldi kuraklık. Bakalım neler olacak. Etkileri bir yerde yazıyor mu? Suyun kuruyacağını duymuştum. Bakalım bitkileri nasıl etkileyecek? Bence daha fazla bile ağaç ekebilirim. Onu fark ettim şu anda. Çok daha fazla ekebiliriz. Hiç çekinmeden. Aşağıya bile ekebilirim biraz. Neyse onlar doğal olarak büyüsün. Oh, wow. Okay. Ölecekler mi? 12 güne kuruyacak. Ama kuraklık 3 gün sürüyor. Galiba sıkıntı yok. Bakayım. Su kuruyor arkadaşlar yavaş yavaş. Ve su gittiğinde yeşillikler de yok oluyor. Bakalım. Şurada halen su var birazcık. Su pompaları durdu. Bakayım. Yetişemiyor mu suya? Yok, gece olduğu için durdu. Çok enteresan, bu mekaniği anlamamız gerekiyor. 2 gün kaldı. O kadar etkilemeyecek oyunun başında olduğumuz için bence. Evet, kuru of. Her şey kurudu. Her şey kurudu. Tarlalar ne oluyor? 1,8 güne ölecek diyor. Yani ölecekler. Ve büyümüyorlar, değil mi? Büyümüyorlar. Ölüm turuna giriyorlar. %63 büyümüyor. Anlaşıldı. Onun dışında su çekemiyorsunuz. Of, ne hale geldik. İleride barajlar yapacağız arkadaşlar buralara. Su biriktireceğiz. Ve bunlar daha az etkileyecek bize. Bunun derdi ne? Dişi kırılmış. Okey, şey yapıyoruz. Dayan. Dişlerini sivriltmek için yer yapacağız buraya. Yani etkilemedi arkadaşlar kuraklık bizi. Saçma sapan su ve yemek biriktirdiğim için. Ama nüfusumuz arttığında ileride çok kötü etkileri olabilir o yüzden. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ne yapıyor? Gözlem kulesi var tepede. Oraya çıkıp nereye ekeceğine mi bakıyor? Ağaçlar biraz sıkıntılı. Bunlar ölse ölmeyecek gibi. 12 gün çünkü dayanabiliyor kuru bir şekilde. Aynen. 12 gün şu anda sürmüyor kuraklık. İleride muhtemelen absürt kuraklıklar gelecek. Ama bu sadece oyun tanıştırıyor mekanikleri sizinle. Mesela su pompasındakiler şu anda işi yapmıyor, boş oturuyor. Ama başka bir işim de yok açıkçası şu anda. Sadece bekliyoruz. Çünkü ağaçları bitirdik etraftaki. Büyümüyorlar. O yüzden mesela yani bu laboratuvarları kurabiliriz ve insanların hiçbir işi kalmadığında kuraklıkta alternatif yerlere kaydırabiliriz, değil mi onları? Şunlardan birini aktive edebilirim. Şu ağaçlar büyümüş mü? Evet, büyümüş. Şunları da kessinler ufak tefek. Evet, yaptık. Burada dişlerini sivriltiyorlar. 2 taneye gerek var mı bilmiyorum. Şunu pause edeyim. Bir tane yeter şimdilik gibi. Önünde sıra olacağını zannetmiyorum açıkçası. Ve böylelikle ilk kuraklığımızı atlattık arkadaşlar, ilk bölümünde sonuna geldik. Aşırı keyifli bir oyun bence. Suyu manipüle etmeye başlayınca daha keyifli olacak. Bir sürü sanayi kuracağız. Kat çıkacağız, böyle birçok katlı. Bir şehrimiz olacak. Barajlar kuracağız devasa.
kötü kötü olaylar gelecek başımıza. Şu etraftaki pislik sular halen duruyor galiba. Onlar nereden geliyor bilmiyorum. Şunlar. Kaynak. Bunları ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. İleride teknolojiyi ilerlettikçe açacağız arkadaşlar onları da. Ve her zamanki gibi teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.